Kemal, 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 Kemal. Bir koyacağım, Allah yarattı demeyeceğim sen. Ne yapıyorsun kızım? Aklından zorun var ya. Allah Allah, davulla zurna da gel. Kemal, Kemal, adım mı ezberliyorsun ya? Yaksana, insan bu saate kadar hiç yatar. Bugün bayramdır. Ya kızım sen deli misin ya? Ha, deli misin sen ya? Bayramları niye tatil yapıyorlar? İnsanlar rahat rahat böyle oh yayılarak yatsın diye. Hatta 8 bile değil ya. Deli misin? Hadi git. Olabilir. Yatmıyorsan da kalkasan. Bunu komşu gelebilir, ekraba gelebilir. Kalk. Ya kimse gelmez. Yani Barış giderken şomazını sana bıraktı ya. Ha, şomazını sana mı bıraktı ya? Bilmiyorum. Kuzumu deldi be. Ha, günaydın. Ay, günaydın. Günaydın. Hoş gelmişsiniz. Merhabalar, iyi bayramlar. Merhabalar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi bayramlar efendim. Müsaitsiniz öyle 5, 10, 15, 38 dakika oturmaya geldik. 38 sayı yani. Kemal'cim, hayırlı bayramlar. Efendim, hayırlı bayramlar da galiba bir yanlışınız var yani. Namaz için bize değil, ilerideki camiye gidecektiniz. Yok ya, namazdan bahsetmiyorum. Bayram ziyaretine geldik sabah sabah. Ha, böyle namaz saatinde geldiniz de ben o yüzden şey yaptım yani. Sabah sabah espiritüel ya. Tatlı bir insansın ya. Evet, ben genellikle bu saatlerde çok espiritüel olurum da. Cazifeciğim, yoksa yine kavga mı ettiniz Kemal Beyciğimle? Yo, nereden çıkardınız? Ne bileyim, böyle yastık, pike falan galiba burada yatmış Kemal Bey. Ağzımdan aldın manidar. Ağzımdan aldın, benden çok yaşayacaksın. Ay deme böyle, deme böyle pekmezim lütfen Allah'ım. Allah'ım sakın, sakın, sakın pekmezimi benden önce alma kara topraklara. Bensiz girmesin ya Rabbim, ben onsuz ne yaparım? Sensiz ne yaparım? Lütfen ağzından çıkanı kulağın duysun pekmezim. Lafın gelişi söyledim ya. Deme işte. Neyse, ne diyordum, ne diyordum ben? Efendim, neden karınızın yanında yatmadınız diyordum. Efendim, neden karınızın yanında yatmadınız? Efendim, ben de şöyle açıklamak istiyorum. Hı. Ben dün akşam burada bir film izliyordum. Film izlerken öyle uyuyakalmışım. Ha, ay romantik bir film miydi? Romantik bir film miydi? Pek sayılmaz efendim. Bir western klasiği. Atın İntikamı adlı devam filmi. Çok güzel bir filmdi. Ben de ona böyle dalmışım, uyuyakalmışım. Cazibe de uyandırmaya kıyamamış. Üstümü örtmüş sağ olsun karıcığım yani. Aa, ben o filmin ilk versiyonunu seyrettim. Adını tam hatırlamıyorum. Atını... neyse, hatırlamıyorum. Demek ki Yahçı Beziba Hanım sizin üstünüze battaniyeyi serdi. Altına da şu sarı çarşafı siz uyurken serdi. Bravo Yahçı Beziba Hanım. Cazibe. Ha, Cazibe. Efendim, gerçekten karım çok beceriklidir. Karım diye söylemiyorum ama öyledir. Anladım. Biz de bunu yedik. Öyle umuyoruz vallahi. Efendim? Yarım ağız olunca tam anlaşılmıyor tabii. Efendim, ben müsaadenizle bir üstümü değiştireyim. Biliyorsunuz insanlar sabahları yani hemen gidip üstünü değiştirmeli. Ben gideyim yani. Aa, tabii Kemal'cim tabii. Yahçıba Hanım da istersen seninle yatak odasına gelsin de senin iliklerini gömlekler en azından. Aranızda tabii öyle bir samimiyet varsa. Aynı odada soyunup giyinebiliyorsanız. Teker Bey, siz de bir tuhafsınız yani. Utanmasanız odamıza FIFA gözlemcisi yollayacaksınız. Yollayabiliriz tabii. O FIFA kokartlı Şeneş Ercik Bey benim uzaktan yakinen akrabam olur. Efendim, neden aynı odada giyinip soyunmayalım ki? Biz karı kocayız yani ve ben karımı çok seviyorum. Yani odada neler yaptığımızı ben size anlatsam... Kemal! Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz neler? Ya? Ha, neler yapıyorsunuz? Ya efendim, ben bir gideyim üstümü değiştireyim ya. Bir şey yaptım yok. Aa, yani siz de tuzlu kaptınız hemen geldiniz yani. Aferin yani. Neler yapıyorlarmış? Ben de kahve pişireyim. Keşke pişir sen de bakalım. Pişir. Cazibe yacırı.